Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Yeni bir Fransızca videosuyla karşınızdayım. Yine sizlerden gelen konu isteklerinden bir tanesini çalışıyoruz. Dil bilgisi açısından önemli bir konu le superlatif konusu. Fransızca'da en ifadesi diye düşünebilirsiniz. En iyi, en kötü, en çalışkan örneklerinde olduğu gibi. Daha önce La comparaison konusunu çalıştık. Comparaison karşılaştırma demek. Comparaison konusunun devamı bir üst seviyesi gibi düşünebilirsiniz. Karşılaştırma konusunu çalıştığımız videonun kartını da biraz sonra ekleyeceğim. La superiorite üstünlük, inferiorite altlık, aşağılık gibi düşünebilirsiniz. Şimdi farklı kaynaklarda nasıl anlatılmış, nasıl işlenmiş diye baktım. Süperlatif deyince sadece pozitife doğru çalışır gibi düşünüyorlar. En iyi, en uzun boylu, en çalışkan, en güzel gibi. Halbuki en kötü, en kısa, en pis gibi ifadeler de süperlatifin bir parçası. Zaten biraz sonra göreceğiz. Bu videoda bu konuyu çok detaylı bir şekilde çalışıyoruz. Öncelikle konuyla ilgili kelimeleri, terimleri öğreniyoruz. Sonra konuyu detaylandırıyoruz ve her zaman olduğu gibi örnek cümleler cümle tercümeleri ile birleştiriyoruz. Videoya başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Ayrıca unutmadan süper teşekkür özelliğini kullanarak yorum yazan takipçilerime, öğrencilerime teşekkür ederim. Haydi başlayalım. Hemen şuraya bir yıldız atalım. La comparaison karşılaştırma konusunu çalıştığımız videonun kartını ekleyelim. İzlemediyseniz mutlaka izleyip çalışın. Hatta bu video öncesinde karşılaştırma konusunu anlattığım videoyu izleyip çalışın ki bu konuyu çok daha iyi anlayabilirsiniz. Kelime bilgisi ile konuya giriş yapalım. Hangi konuyu çalışırsak çalışalım önce kelime çalışması yapıyoruz. Konuyla ilgili kelimeleri, terimleri, ifadeleri öğreniyoruz. Yine yıldızımızı atalım. Daha önce defalarca söylemiştim. Belki bilmeyenler vardır. Kendinize mutlaka güzel bir kelime defteri hazırlayın. Harita metot kocaman bir defter alın. Çok ortalık, kaliteli bir defter. Sert kapaklı. Öğrendiğiniz kelimeleri, terimleri, ifadeleri, deyimleri, atasözlerini. Hatta hoşunuza giden cümleleri Türkçe karşılıklarıyla birlikte yazın ezberlemeye çalışın. Hem zamanla ne çok kelime terim öğrendiğinizi görmüş olursunuz hem de onları sınavlarınızda uygun başlıklarda uygun yerlerde kullanabilirsiniz. Şimdi süperlatif bir sıfat. En üstünlük en demek. En karşılığını aklımızda tutalım. Süperiyorite dişil bir sözcük. Üstünlük demek. Lenferiyorite o da dişil. Astlık aşağılık demek. Per rapport aux autres diğerlerine kıyasla demek. Comparer karşılaştırmak. Bakın bir fiil öerle bitiyor. La comparaison karşılaştırma. L'adjectif eril sıfat. L'adverbe eril zarf. Le nom eril isim. Le verbe fiil demek. O da eril. Bunlar çok önemli zira karşılaştırmada. Aynı mantıkta süperlatif de bu dört eleman öe üzerinden gidiyor. Bunları bir okuyalım. Süperlatif en üstünlük en. La supériorité üstünlük. L'infériorité, astlık aşağılık. Par rapport aux autres diğerlerine kıyasla. Comparer, karşılaştırmak. Comparaison karşılaştırma. L'adjectif sıfat. L'adverbe zarf. Le nom isim. Le verbe fiil demek. Bu konu la comparaison konusunun devamı diye söylemiştim. Biraz önce kartını da ekledik. Karşılaştırma nedir? Daha önce çalıştık ama kısaca bir bakalım. Ortak noktası olan iki öğe arasındaki benzerliği, farklılığı, eşitliği, üstünlüğü ya da eksik yetersiz olma durumunu dil bilgisi öğelerini kullanarak anlatmaya karşılaştırma denir insanlar, hayvanlar, nesneler arasında karşılaştırma yapılabilir, yapabiliriz. Fransızca'da sıfat, zarf, isim ve fiil karşılaştırırız. O yüzden bunlar önemli bakın. Sıfat, zarf, isim ya da fiil karşılaştırılabilir. Neydi? L'adjectif sıfat. L'adverb zarf. Le nom isim. Le verbe fiil. Şimdi karşılaştırma şöyle çalışıyordu. Bakın. Bir yıldız atalım. Basit cümle yazalım. Türkçe ilerleyelim. Mark Alisten Alistan daha uzundur. Daha uzun uzundur. Şimdi Mark ve Alice arasında bir karşılaştırma yaptım. Mark Alisten daha uzun boylu. Burası comparison yani karşılaştırma. Şöyle desem Alex sınıfın sınıfın en uzun öğrencisidir desem. Öğrencisidir. Bakın burası işte süperlatif. Yani en üst seviyeyi belirtmiş oluyoruz. Konunun mantığı temelde bu kadar kolay. Şimdi detaylara bakabiliriz. Le superlatif. Ortak noktası olan öğeler arasından birinin ya da birilerinin üstünlüğü ya da altlığını eksikliğini anlatmak için kullandığımız dil bilgisi öğeleridir. Fransızca'da sıfat, zarf, isim, fiil arasında kullanabiliriz. Zira karşılaştırmayı da bu dört eleman üzerinden yapıyorduk. Türkçe karşılıkları çok kolaydır. Türkçe cümleler. Rek sınıfın en uzun öğrencisidir. Zaten buna benzeyen bir cümle yazdık. En var. Alice ve Sophie okulun en çalışkan kızları. Doğuş benim en iyi arkadaşım. Arkadaşımdır diye düşünebiliriz. En var. Konya Türkiye'nin en büyük şehridir. Yine süperlatif. Bu Paris'in en ucuz lokantası. Bakın yine süperlatif. Süperlatif konusu olumluya ya da olumsuza doğru en üst seviyeyi gösterir. Aklınızda öyle tutun. En pahalı, en güzel, en şık, en büyük olumluya doğru ya da en kötü, en çirkin, en tembel, en zayıf, en az ciddi olan olumsuza doğru en üst seviyedir. L süperlatif konusunda bilmemiz gerekenler. Öncelikle bakın. Erjektif neydi? Sıfat. Sıfat. Adverb zarf. Nom isim demek. Neydi? Sıfat, zarf, isim bir de fiil kullanmamız gerekiyor, değil mi? süperlatifler sıfat, zarf ve isimden önce yer alırlar. Sıfat, zarf, isim öncesinde yer alırlar. Ve fiil sonrasında yer alırlar. Bakın fiilden sonra süperlatif, süperlatiften sonra sıfat, zarf, isim geliyor. Bunu mutlaka ve mutlaka hakkımızda tutmamız gerekiyor. Matematiği çok kolay. Le tableau de superlatif, Süperlatif tablosu. Sıfat. Avec un adjectif, bir sıfat ile. Sıfatlar isimleri nitelendirir. Şuraya bir yazalım. Sıfatlar isimleri nitelendir. E Fransızca'da isimler eril, dişil ve çoğul diye ayrılmıyor mu? Ayrılıyor. Bakın eril, Dişil çoğul, eril, dişil, çoğul. Lövler leplü en fazla. Lövler lemuen en az karşılığını Türkçe'ye veriyor. Sonrasında sıfat, sonrasında isim geliyor. Bunu hakkınızda tutun. Bu şekilde değişmesi gerekiyor. Yani süperlatifleri gönderme yaptığı, bağlı olduğu isme göre değiştirmemiz gerekiyor. Bu durum zarf, isim ya da fiil için geçerli değil. Hemen şuraya bir yıldız atalım. Daha önce Fransızca'da sıfatlar, sıfat uyumu konusunu çalıştık. Fransızca sıfat sıfat uyumu. Sıfatlar cümle içinde nerede yer alırlar? Sıfatları nasıl akorlarız? Temel bir video var. Videonun kartını buraya ekledim. Mutlaka izleyip çalışın. Sonrasında Fransızca'da en çok kullanılan sıfatları da tek tek farklı videolarda çalıştık. Onlara da ulaşabilirsiniz. Konumuza dönersek. İkinci sırada zarf var. Avec un adverbe. Zarflar eylemleri nitelendirir. Yani fiilleri nitelendirir. Dolayısıyla bizim değiştirmemiz mümkün değil. Le plus ve le moins olarak kalmak zorunda. Sonrasında zarf var. Bunu şöyle düşünün le leplü gibi bir durum yok. Zarf var ise. Üçüncü sırada le nom var, isim. Avec un nom. Le plus ve le moen kullanacağız. Yine le leplü yok. Sonrasında de olmak zorunda ve isim olmak zorunda. İsim de çoğul olmak zorunda. Hepimizin güzel kitapları var ama en çok kitap sınıf arkadaşım Alex'te var. Mantık çok kolay. Çoğul olması gerekiyor. Biraz sonra zaten göstereceğim size. Dördüncü sırada fiil var. Avec en verbe. Fiilden sonra geliyordu hatırlarsanız. Le plus, Bakın değişmedi. Bir tek sıfat karşılaştırmasında en seviyesini belirtiyorsak le, la, le diye değişiyor. Bakın zarfta, isimde fiilde hep aynı kalıyor. Le plus le moins. Bunu da hakkınızda tutun. Çok önemli. Şimdi bunları tek tek ele alıp inceleyelim. Comment formuler avec un adjectif? Bir sıfatla nasıl kullanmalıyız? Sıfat karşılaştırması varsa en seviyesini belirtiyorsak ne yapmamız lazım? Adjektif, sıfat avec un adjectif. Le, la, le plus le la le muen diye yazdık. Neden? Le la le ismin artikeline göre seçilir. Sıfatlar isimleri nitelendirirler. Şuraya bir tane yıldız atalım. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. Şöyle bir cümle düşünün. Bu dünyanın en güzel arabası olsun. En güzel arabası. Şimdi Buradaki isim ne? Araba. La voiture. Daha önce zaten defalarca farklı örneklerde kullandık. Araba dişi bir sözcük. Şöyle düşünün. Şuraya S'yi getirip koyduk. S bu karşılığını veriyor. Prezentatif. Hadi bir yıldız atalım. Le prezentatif. Türkçe karşılığı yok. Ben sunum sözcükleri diye anlattım. Önemli bir konu. Günlük hayatta çok kullanılıyor. İzlemediyseniz mutlaka izleyip çalışın. S'yi koyduk. Sonra plü'yü kullanmamız lazım. Plü. En diyeceğiz. Kullanacağımız sıfat güzel. Sıfatları isimlere göre akorlayıp değiştirmemiz gerekiyor. Dişil bir isme göre yazarsam bel demem lazım. Bel neydi? Voiture. Bel voiture. Dünyanın kısmını şuraya Sıkıştıralım. dimondu Şimdi isim dişil. Benim ne yapmam lazım? Buradaki la'yı getirip şuraya koymam lazım. C'est la plus belle voiture du monde. Bu dünyanın en güzel arabası. Şuraya bir ekleme yapalım. Şöyle desek olmaz mıydı? C'est la voiture la plus belle du Monde. Aynı cümleyi farklı bir şekilde yazabiliriz. Türkçe karşılığı da tamamen aynı. Anlamı tamamen aynı. Sıfat üzerinden en karşılığı vermek istiyoruz. Yani süperlatif kullanmak istiyoruz. Le, la, le, plus. Le, la, le, moins diye ismin artikeline uygun olanı seçmemiz gerekiyor. Bunu sıfatın durumuna göre en uygununu seçmemiz gerekiyor diye de düşünebiliriz. Zira ne kullandık burada? Arabaya uygun, güzel yani bel sıfatını kullandık. Dişil ve tekil. O yüzden ben la'yı getirip koyarım gibi de düşünebilirsiniz. Muende en az karşılığını veriyor. Mantığı tamamen aynı. L'adjectif sıfat avec un adjectif Hadi örnek cümle yazalım daha iyi anlaşılsın. La ville şehir demek. Şuraya çıkartalım bir okla. Şehir. Dişi bir sözcük. Konya e la plus grande ville de Türkiye. Konya Türkiye'nin en büyük şehridir. La plus dedik sıfatı da dişil ve tekil bir isme göre akorladık. Bu cümleyi Konya e la ville la plus grande de Turquie diye de yazabiliriz. İkisi tamamen aynı. Türkçesi tamamen aynı. Mantığı bu kadar kolay. Le restaurant. Lokanta restoran demek. Şöyle yazalım. Bakın eril bir sözcük. C'est le moins cher restaurant de Paris. Bu Paris'in en ucuz restoranı. En az pahalı olan gibi söyleniyor Fransızca'da. En ucuz diye tercüme ederiz. Ya da C'est le restaurant le moins cher de Paris. Tamamen aynı, Türkçe karşılığı da aynı. En az pahalı diye düşünün. Şuraya bir yıldız atalım. Hem bir sıfat hem de bir sevgi sözü. Canım, kıymetlim gibi karşılıkları da Türkçeye veriyor. Daha önce çalıştık. Hem pahalı karşılığını veren sıfat hem de bir sevgi sözü. Videonun kartını buraya ekledim. İsteyenler buradan ulaşarak çalışabilirler sıfatlar ve süperlatif konusuna bir de çoğul isim yazalım. Lefi. Lefi kızlar, kız çocukları demek. Tekil düşünsek Lafi, dişil. Ama çoğulu aynı bakın. Lefi diye. Alice et Sophie. İki tane Fransız kız ismi. Alice ve Sophie sont les plus travailleuses filles de l'école. Alice ve Sophie okulun en çalışkan kızlarıdır. En var. Bakın burada sıfat var. Bu sıfat da çoğul ve dişil isme göre akorlu. Türkçesi çalışkan. Alice et Sophie sont les filles les plus travailleuses de l'école. İki cümle tamamen aynı. İki şekilde de söylerim. Türkçe karşılığı da aynı. İkinci sırada adverb var. Zarf. Avec un adverb bir zarfla. Le plus ve le moins olacak sadece. Sonrasında zarf gelecek. Zarfın öncesinde yer alıyor. Dikkat. Zarflar eylemleri yani fiilleri nitelendirir. İsmin artıkenine göre seçilmesi, değişmesi durumu yoktur. Her zaman lüplü, le lümen le olarak kalacak. Lüplü en fazla, en çok. Lümen en az diye düşünelim. Peki tabii bunu da daha iyi anlayabilmek için örnek cümle yapacağız. Ladverbe, zarf demek. Avec un adverbe, bir zarf ile kullanırken de tous les étudiants. C'est Marc qui travaille le plus Tüm öğrenciler arasında en düzenli şekilde çalışan Mark'tır. Şimdi bakın burada regulièrement var. Düzenli bir şekilde demek. Bu bir zarf. Travaille fiilini nitelendiriyor. Burada ki var. Çok çok önemli mesudam. YDS'de mutlaka ve mutlaka kullanılır. Türkçe'ye en an karşılığını verdiğini aklınızda tutun. Sonrasında da çekilmiş fiil geldiğini aklınızda tutun. Bir yıldız daha atalım. Le pronom relatif pronom relatif. İlgi zamirleri konusunu daha önce çalıştık. Sonra detaylandırdık da yine videonun kartını ekledim. Buradan ulaşarak çalışıp öğrenmenizde fayda var. Temel konulardan bir tanesi. Detay videolarına da oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi bakın burada löplü var. Löplü. Türkçe en karşılığını verdi. Sophie qui écoutait le moins sérieusement les explications du directeur général. Genel müdürün açıklamalarını en az ciddiyetle dinleyen Sophie'ydi. Le moins var burada. Sérieusement. Sérieusement ciddiyetle demek bir zarf ama le moins sérieusement olunca en az ciddiyetle ciddi bir en az ciddi bir şekilde gibi düşünebilirsiniz. Zarfın öncesinde yer alıyor. Süperlatif ve sadece le plus le moins diye çalışıyor. Yani la plus le plus gibi uyumları yok. Üçüncü sırada le nom, isim var demiştim. Avec un nom bir isimle nasıl kullanırız? Le plus, le moins olarak kalıyor yine. Sonrasında bakın dö var. İsim varsa dö koymalıyız gibi aklınızda tutun. Sonrasında pek tabi isim. İsim en çok ya da en az diye ilerleyeceği için çoğul olmak durumunda. En az öğrenci İspanyolca öğretmeninin sınıfında. En çok öğrenci İspanyolca öğretmeninin sınıfında. Her şekilde de birden fazla olduğunu düşünün. O yüzden çoğul kullanmak zorundayız diye aklınızda tutun. Örnek cümleyle çok daha iyi anlayacağız. Le nom, isim, avec un nom, bir isim ile süperlatif. Ce concert a eu le plus de spectateurs. En çok seyirci bu konser aldı. En çok seyirci bu konsere geldi. Spectateur, seyirci demek. Bakın sonunda s var. Çoğul kullandık. Le plus, burada da d var. En çok seyirci. Mais, ama le concert de la semaine dernière a eu le moins de spectateurs. Ama geçen haftaki konser en az seyirci aldı. En az seyirci geçen haftaki konsere geldi. Le moins, en az, d var. Spectateur, seyirci demek. Burada da S var. Hocam biz bu löplüyü ya da lömünü şu yüzden kullandık. Spektatör eril bir sözcük değil mi? Hayır. Spektatör eril bir sözcük ama zaten burada çoğul geçiyor. İsmin eril ya da dişil olmasının hiçbir önemi yok. Sadece löplü ve lömün olarak kalıyor. Dördüncü sırada le verb var. Fiil. Avec un verb superlatif bir fiil ile nasıl çalışır? Fiiller ile nasıl kullanırız? Fiilin sonrasında geliyor. Lüplü plus ve le moins olarak kalıyor. Çok kolay. Tam burada bir yıldız atalım. Fransızca'da en çok kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesini yaptığımız bir serimiz var. Çok çok önemli. Fransızca öğrenmek isteyen çalışan herkese çok faydalı olacak bir seri. Fiillerin çalışma mantığına bakıyoruz. Fiillerle oluşturulan terimler, deyimler, ifadeler, atasözleri öğreniyoruz ve farklı örnek cümleler, cümle tercümeleri ile toparlayıp pekiştiriyoruz. Serinin kartını buraya ekledim. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve çalışın. Le verbe Fil avec un verbe. Fiil ve superlatif. C'est mon ami Rex qui travaille le plus Ofisimizde en çok çalışan benim arkadaşım Rex. Bakın burada travaille fiili var. Burada ki var. Ne demiştim? Türkçe en an karşılığını verir. Çalışan. Bakın burada. Sonrasında çekilmiş fiil gelir. YDS'de mutlaka ve mutlaka kullanılır. Lüplü burada en, en çok diye düşünebiliriz. En çok çalışan diye. Se Sophie qui travaille le moins dans notre bureau. Ofisimizde, büromuzda en az çalışan Sophie'dir. Le moins qui travaille. En az çalışan. Gördüğünüz gibi süperlatifin fiillerle kullanımı da çok kolay. Atansyon dikkat etmemiz gereken ne var? Öncelikle en iyi karşılığı. Şimdi, Meilleur süperlatiften sonra le plus'den sonra bon iyi sıfatını koyarsak le plus bon yerine le meilleur dememiz gerekiyor. Sıfat isme göre akorlandığına göre la plus bon, la meilleur, le plus bon, le meilleur ve le plus bon yerine le meilleur dememiz gerekiyor. Bunları cümle içinde kullanmayacağız. Bunları kullanacağız. Marc e le plus bon de mes amis. Mark arkadaşlarımın en iyisidir derken Mark e le meilleur de mes dememiz gerekiyor. Yani le plus bon kullanamayız. Dikkat etmemiz gereken başka bir şey o da en kötü karşılığı. Öncelikle Fransızca'da en az iyi gibi söylendiğini Türkçe'ye en kötü diye tercüme ettiğimizi düşünelim. Şimdi le moins bon. Bon sıfat akorlamamız, değiştirmemiz gerekiyor. En az iyi yerine le pire. La moins bon. Yine en az iyi ama gördüğünüz gibi dişil ve tekil için. La pire. Le moins bon yerine le pire. Yani eril ve çoğul. Le moins bon dişil ve çoğul yerine yine le pire dememiz gerekiyor. Örnek cümleyle daha iyi anlayacağız. Marc est le moins bon de mes amis. arkadaşlarımın en kötüsü. En az iyi olan gibi düşünürsek bunu en kötüsü diye tercüme ediyoruz. Le moins bon kullanmıyoruz. Onun yerine le pire kullanmamız gerekiyor. Son olarak yine dikkat edeceğimiz şey en iyi şekilde anlamını vermek. Mieux le plus bien en iyi şekilde yerine le mieux kullanmamız gerekiyor. Deux mes arkadaşlarımdan arkadaşlarım arasında Serrex chante le plus bien. Arkadaşlarım arasında en iyi şarkı söyleyen Rex. En iyi bir şekilde gibi düşünün. Le plus bien kullanmıyoruz. Dömezami, Serrex chante le mieux dememiz gerekiyor. Bakın ki pronom relatifi var, fiil var ve fiili nitelendiriyor. Fiile bağlı diye düşünelim bunu. En iyi şarkı söyleyen, en iyi şekilde şarkı söyleyen C'est Sophie qui danse le mieux. En iyi dans eden Sophie. Gördüğünüz gibi le mieux değişmiyor. En iyi anlamında, en iyi şekilde anlamında kullanıyoruz. Dans ma famille, c'est moi qui peux conduire le mieux. Ailemde en iyi araba kullanabilen benim. Ki pronom relatifi sonrasında çekilmiş fiil. Sonrasında master halinde fiil var. Le mieux burada. En iyi araba kullanabilen. Geldik örnek cümlelere. Farklı örnek cümleler cümle tercümeleri ile le superlatif konusunu çok daha iyi öğrenelim, pekiştirelim. Alice est la plus jeune de notre famille. Alice ailemizin en küçüğü, en genci. Bakın la plus var. Burada da jeune sıfatı var. Türkçe'ye en karşılığını verdi. C'est la voiture la plus chère du monde. Bu dünyanın en pahalı arabası. La plus kullandık neden? Lavatür var. Burada sıfat var. L'avion est le moyen de transport le plus rapide au monde. Uçak dünyanın en hızlı ulaşım aracıdır. Le moyen de transport bizim için temel burada. Le plus kullandık. Burada bir tane sıfat var. Türkçe'ye verdiği en karşılığı. L'avion est plus rapide que le train. Uçak trenden daha hızlıdır. Bakın burada karşılaştırma cümlesi var. Buradaki kö pronom relatif mi? Hayır. Buradaki kö den dan karşılığını verdi. Sonrasında me tu sais que le train est le moyen de transport le plus confortable. Ama biliyorsun ki tren en konforlu, en rahat ulaşım aracıdır. Le plus le train burada bir tane sıfat var. En karşılığı da burada. Hemen bunları tekrar bir okuyalım. Alice est la plus jeune de notre famille. Alice ailemizin en, en küçüğü. C'est la voiture la plus chère du monde. Bu dünyanın en pahalı arabası. L'avion est le moyen de transport le plus rapide au monde. Uçak dünyanın en hızlı ulaşım aracıdır. L'avion est plus rapide que le train mais tu sais que le train est le moyen de transport le plus confortable. Uçak trenden daha hızlıdır ama biliyorsun ki tren en konforlu ulaşım aracı. Yine örneklerle devam edelim. Ce vélo est plus beau que le tien mais le mien est le plus beau. Bu bisiklet seninkinden daha güzel. Buradaki kö den danı verdi. Burada karşılaştırma var. Ama benimki en güzeli. Le plus beau. İşte süperlatif burada. Dikkat edeceğimiz başka bir şey var. Le tien seninki, le mien benimki. Seninki senin bisikletin. Le mien benimki, benim bisikletim. Bu nedir? Bu mülkiyet zamiri. Mülkiyet zamirleri konusunu daha önce çalışmıştık. Videonun kartında buraya ekliyorum. İzlemediyseniz izleyip çalışabilirsiniz. Mark, est le plus grand étudiant de notre classe. Mark, sınıfımızdaki en uzun boylu öğrencidir. Sınıfımızın en uzun öğrencisidir le plus grand en uzun. C'est Dolph qui mange le plus parmi mes amis. Il ne prend pas soin de sa santé. Arkadaşlarım arasında en çok yemek yiyen dolf o sağlığına dikkat etmiyor. Qui pronom relatifi sonrasında çekilmiş fiil, bakın le plus. Parmi mes amis, arkadaşlarım arasında en çok yemek yiyen. Bakın fiile bağlı. Rıdvan est le plus intelligent de mes amis. Rıdvan arkadaşlarımın en akıllısıdır. Şurada liaison var. Le plus, bakın burada bir sıfat var. Arkadaşlarımın en akıllısı. Ce vélo est plus beau que le tien, mais le mien est le plus beau. Bu bisiklet seninkinden daha güzel ama benimki en güzeli. Marc est le plus grand étudiant de notre classe. Marc sınıfımızın en uzun boylu öğrencisi. C'est Dolph qui mange le plus parmi mes amis. Il ne prend pas soin de sa santé. Arkadaşlarım arasında en çok yemek yiyen Dolph. O sağlığına dikkat etmiyor. Rıdvan est le plus intelligent. Plus intelligent de mes amis. Rıdvan arkadaşlarımın en akıllısıdır, en zekisidir. Dolph est tellement paresseux qu'il est le pire élève de l'école. Dolph o kadar tembeldir ki okuldaki en kötü öğrencidir. Okulun en kötü öğrencisidir. Le pire var. En kötü. Le pire'i bulmak için ne yapıyorduk? Le moins bon. En az iyi yerine le pire kullanıyoruz. Yani en kötü. Je pense que ce dessert est le meilleur dessert du monde. Bence bu tatlı dünyanın en güzel tatlısı. Le meilleur var. Le meilleur'ı bulmak için ne yapıyorduk? Le plus bon. Cümle içinde le plus bon demiyoruz. Le meilleur diyoruz. En güzel tatlısı, en iyi tatlısı diyebiliriz. Dans notre usine, Alex et Sophie sont les ouvriers qui travaillent le mieux. C'est pourquoi ils reçoivent. Şuradaki don çıkartalım fazla. Les salaires les plus élevés. Alex ve Sophie fabrikamızda en çok çalışan, en çalışkan işçilerdir. Şunu da çıkartalım. En çalışkan işçilerdir. Bu yüzden en yüksek maaşları onlar alırlar. Les salaires les plus élevés. En yüksek olan. Bakın ne kadar kolay. Hemen tekrar bir okuyalım. Dolph est tellement paresseux. Bu bir sıfat. Kile, buradaki il. Dolph e pek tabi. Le pire élève de l'école. Dolf o kadar tembeldir ki okuldaki en kötü öğrencidir. Je pense que ce dessert est le meilleur dessert du monde. Bence bu tatlı dünyanın en güzel tatlısı. Dans notre usine, Alex et Sophie sont les ouvriers qui travaillent le mieux. C'est pourquoi ils reçoivent les salaires les plus élevés. Alex ve Sophie fabrikamızda en çalışkan ya da en çok çalışan işçilerdir. Bakın burası da süperlatif. En çalışkan ya da en çok çalışan işçilerdir. C'est bu yüzden il reçoit les salaires les plus élevés. Alex ve Sophie fabrikamızda en çok çalışan işçilerdir. Bu yüzden en yüksek maaşları onlar alırlar. Bu arada bakın. C'est İşinize yarayacak, farklı yerlerde kullanabileceğiniz bir durum. Bu yüzden karşılığını Türkçe'ye veren ifade. Videoları zaten hep bu şekilde izleyin. Hangi konuyu çalışırsak çalışalım, işinize yarayacak öğeleri tek tek seçip alın, yazıp ezberlemeye çalışın. Sezen Aksu, est chanteuse du monde. Elle fait les plus belles chansons et dünyanın en iyi şarkıcısıdır. En güzel şarkıları o yapar ya da dünyanın en güzel şarkılarını o yapar. En güzel o söyler. Bakın burada la meilleur var. La meilleur'u bulmak için ne yapıyorduk? Çok kolay. Hemen şuraya yazalım. La plus bon demek yerine la meilleur dememiz gerekiyor. Cümle içinde la plus bon diyemeyiz. Başka elfe le plus belle chanson demek ki chanson dişil. Sr er, ki chant Fiil var. Lomiyoyu kullandık. En güzel o söyler yani en güzel şekilde o söyler. J'ai beaucoup d'amis. C'est Sophie qui est la plus sérieuse et qui parle toujours le plus sérieusement. Bir sürü arkadaşım var. Sophie en ciddi olanı ve daima en ciddi konuşanıdır. Qui est la plus sérieuse en ciddi olan. Burada sıfat var. Bakın fiil var. Bir tane sıklık zarfı. Le plus sérieusement. Burada zarf var. Dolayısıyla le plus diye tuttuk. Sophie bir kadın ismi olsa dahi biz bunu la plus diye değiştirmiyoruz. Jules Verne est le romancier qui a eu le plus de succès. Jules Verne en çok başarıyı elde etmiş romancıdır. Le plus de succès isim var. Peki succès çoğul mu yazılmış? Başarı tekil ya da çoğul olabilen bir sözcük isim değil. Yazılışında bakın sonunda zaten s var. Hemen şuraya bir yıldız atalım ve yazalım. Le succès başarı demek. Hemen bunları da tekrar bir okuyalım. Cézanne est la meilleure chanteuse du monde. Elle fait les plus belles chansons et c'est elle qui chante le mieux. Cézanne dünyanın en iyi şarkıcısıdır. En güzel şarkılarını o yapar, en güzel o söyler. J'ai beaucoup d'amis. C'est Sophie qui est la plus sérieuse et qui parle toujours le plus sérieusement. Bir sürü arkadaşım var. Sophie en ciddi olanı ve daima en ciddi konuşanıdır. Jules Verne est le romancier qui a eu le plus de succès. Jules Verne en çok başarıyı elde etmiş romancıdır. Yine farklı örneklerle devam edelim. C'est la meilleure et la plus délicieuse pizza du monde. Ma grandmère la pour vous. Bu dünyanın en iyi ve en lezzetli pizzası. Büyük annem onu sizin için yaptı. Şimdi la meilleur var. Bulmak için ne yapıyorduk? Hemen şuraya yazalım. La plus bon. La plus bon demiyoruz. La meilleur diyoruz. Başka la plus délicieuse var. Bu şekilde kullandık. Neden böyle kullandık? Pizza sözcüğü demek ki dişi şey bir sözcük. Hemen şuraya yazalım. La pizza Cişi bir sıfatı Dimond, magramel, mamül kes sıfatı var. Bakın burada la fet var. Akor yaptık. Buradaki L üstten virgül kısmı nedir? Şuraya bir yıldız atalım. Le ponum kompleman. Çok çok önemli bir konu. Öğrencilerin çok karıştırdığı bir konu. Önce temel bir videoda ele aldık, sonra detaylandırdık. Videonun kartını buraya ekledim. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve çalışın. Pizza dişil olduğu için de ne yaptık? Bakın buraya bir tane ö koyup akor yaptık. Büyük annem onu yaptı sizin için. Ce sont les meilleurs vacances en famille. J'ai pris les plus Bu ailecek geçirdiğimiz en güzel tatildi. En güzel fotoğrafları bu tatilde çektim. Le meilleur vacances çoğul olduğuna göre vakans dişi bir sözcük öncelikle tatil demek ve çoğul kullanılıyor. Öyle düşünün. Le plus bon yerine ne kullanıyoruz? Le meilleur kullanıyoruz. Le meilleur. Zaten daha önce geçmişti. Kö olduğu için avuarla çekilmiş bile olsa akor yaptık. Şöyle düşünün. Dişil olduğu için bir ö, çoğul olduğu için bir tane s koyarak akor yapmamız gerekti. Je pris les plus belles photos. En güzel fotoğrafları. En güzel, en güzel diye Türkçe'ye çevirdik. Hemen şuraya bir yıldız atalım. Prendre de foto, fotoğraf çekmek demek. Bunu da ekledikten sonra C'est la pire idée du monde. Bu dünyanın en kötü fikri. Bu cümleye bakalım. Burada ne var? La pire geçiyor. En kötü. Bulmak için ne yapmıştık? La, moins, bon kullanmıyoruz. En az iyi gibi düşünelim. La pire kullanıyoruz. Bu kadar kolay. C'est la meilleure et la plus délicieuse pizza du monde. Ma grand-mère la fête pour vous. Bu dünyanın en iyi ve en lezzetli pizzası. Büyük annem onu sizin için yaptı. Ce le les meilleures vacances que nous avons passé en famille. J'ai pris les plus belles photos pendant ces vacances. Bu ailecek geçirdiğimiz en güzel tatildi. En güzel fotoğrafları bu tatilde çektim. C'est la pire idée du monde. Bu dünyanın en kötü fikri. İde sözcüğünün dişil bir sözcük olduğunu anlıyoruz. Ve son örnek cümleler. Le lait maternel est le lait le plus nutritif pour le bébé. Bebekler için en besleyici süt anne sütüdür. En karşılığı burada bakın. Süperlatif. C'est votre mère qui vous aime le plus au monde. Dünyada sizi en çok seven annenizdir. Le plus. En çok diye çevirdik. Burada pronom kompliman var. Bakın böyle cümlelere ben kalıp cümle diyorum. Yani olduğu gibi alıp, Türkçe karşılığıyla birlikte yazıp, ezberleyip, uygun başlıklarda, uygun yerlerde kullanabileceğiniz bir cümle. Şöyle düşünün, sınava giriyorsunuz, DELF, DALF sınavları ya da benzer sınavlar. Size bir kart veriliyor, bir kart çekiyorsunuz ve o konuda belirli bir süre tekrara düşmeden konuşmanız isteniyor ya da bir metin oluşturmanız isteniyor. Böyle cümleleri uygun başlıklarda kullanabilirsiniz. Hatta o sınavlara katılacaksanız her konuda kullanabileceğiniz cümleler yazıp ezberleyin. Mutlaka faydalı olacaktır size. Cet athlète peut courir aussi vite qu'un cheval de race, il est le meilleur athlète du monde. Bu atlet safkan bir at kadar hızlı koşabiliyor. O dünyanın en iyi atleti. Şimdi bakın burada Şövel de ras var. Türkçesi cinsat. İyi cinsat gibi düşünebilirsiniz. Burada le meilleur var. Türkçe'ye en iyi karşılığını verdi. Seti Alice qui avait le moins de chance au jeu. Le moins de var isim. Şans ismine göre yazdık. Şans ismini çoğul zaten yazamayız. Oyunda en az şansı olan Alice'ti ya da en şanssız olan şanssız olan Alice'ti. Le lait maternel est le lait le plus nutritif pour le bébé. için en besleyici süt anne sütüdür. C'est votre mère qui vous aime le plus au monde. Dünyada sizi en çok seven annenizdir. Cet atlet peut courir aussi vite qu'un cheval de race. Il est le meilleur atlet du monde. Bu atlet safkan bir at kadar hızlı koşabiliyor. O dünyanın en iyi atleti. C'était Alice qui avait le moins de chance au jeu. Oyunda en az şansı olan Alice'ti. Ve la fin de la video. Geldik videomuzun sonuna. Le superlatif. Fransızca en. Yani üstünlük ve astlık ifadeleri konusunu detaylı bir şekilde incelediğimiz videomuzun sonuna geldik. Önce karşılaştırma neydi? Kısaca ona değindik. Sonra superlatif konusuyla ilgili kelimeleri terimleri öğrendik. Daha sonra konunun detaylarını gördük. Süperlatif oluştururken kullandığımız öğelerin çalışma mantığına baktık. Son olarak farklı örnek cümleler cümle tercümeleri ile hepsini pekiştirdik. Çalışmamızı tamamladık. Bu videodan sonra süperlatif konusunda örnek cümleler çalıştığımız başka bir video var. Onu da mutlaka izleyip çalışın. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yazmayı unutmayın. Bir video ne kadar çok beğenilirse, ne kadar çok yorum yazılırsa o kadar üst sıralara çıkıyor ve daha çok kişiye ulaşabiliyor. Kanala abone olarak destek olmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsiz ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çan zil işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Daha sonra gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.